Stromal vasküler fraksiyon şeklinde verilen kök hücre uygulaması, dokuda hücresel yenilenme ve çoğalma, doku çatısı oluşumu, yeni damar oluşumu ve bağışıklık sistemi hücrelerinin ortama çağrılması etkilerini göstererek doku fonksiyonlarının normale gelmesini sağlar. SVF içeriğinin etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz. Mezenkimal kök hücreleri ve diğer hücreler verildiği dokuda parakrin etkilerle kök hücre, progenitör hücrelerin çoğalma ve farklılaşmasını stimüle eder. Mezenkimal kök hücreleri iskemi, inflamasyon, travma nedeniyle hasar görmüş dokulara yapışma eğilimindedir. Bu hasar görmüş dokudan salgılanan bazı haberci moleküller sayesinde olmaktadır. İmmün sistemi ve inflamatuar mekanizmaları düzenler. SVF içinde özellikle yeni damar oluşumunu artıran CD34 pozitif perisit ve mezenkimal kök hücreleri vardır. Mezenkimal kök hücreleri salgıladıkları faktörlerle anjiyogenezi uyararak dokuda yeni damar oluşumunu sağlar. Bu süreç endotel hücreleri, endotel olmayan doku hücreleri, pek çok enzim, kemokin, büyüme faktörü, matris metalloprotein azları ve adezyon moleküllerini içeren kompleks bir oluşumdur. Mezenkimal kök hücreleri salgıladıkları anti-apoptotik faktörler ve hasar görmüş hücrelerle olan ilişkiler sonucu apoptozis denilen dokudaki programlanmış hücre ölümünü durdurur. Mezenkimal kök hücreleri büyüme faktörleri ve kemokinler salgılayarak sinirler dahil tüm hücrelerde çoğalmayı ve doku onarımını başlatırlar. Kök hücrelerinden salgılanan sinir onarıcı faktörler özellikle hasar görmüş sinirlerin onarılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle korpus kavernozumlara enjekte edilen kök hücreleri sinir hasarının yaydığı sinyal faktörlerce çağrılarak sinir hasarının bulunduğu bölgede toplanmasını sağlar. Bu durum radikal prostatektomi ameliyatı ile sinirleri korunmuş olmasına rağmen sinir travması nedeniyle ereksiyon fonksiyonunun azaldığı veya kaybolduğu durumda penise kök hücre uygulamasının akıllıca bir yöntem olduğunu göstermektedir.